susuz ve enerji üretimine destek olan bir tuvalet desem hepimiz şaşırırız elbette. Böyle bir tuvalet gelişimi Bill Gates ailesi tarafından desteklenmekte. Bu makale ve video içerisinde de bunun detayını inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Bu tuvalet her sifon çekildiğinde en çok ihtiyacı olanlar için su ve elektrik enerjisi ortaya çıkarıyor. Nano membran tuvalet ismi verilen ve İngiltere'de Cranfield Üniversitesi'nde Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen bir grup araştırmacının geliştirdiği tuvalet. Renewant and the Toilet, yani tuvaleti yeniden yarat projesi kapsamında ikinci bir yatırım daha aldı. Bu kendi kendine yetebilen susuz klozet enerjiye ihtiyaç duymuyor. Dünya çapında hijyenik tuvaletlerden mahrum bırakılmış 2,5 milyar kişi için ise adeta bir oyun bozan niteliğinde. Cranfield araştırmacılarından Allison Parker, 2016 yılında milyarlarca insanın hijyenik olmayan şartlarda tuvalete gidiyor olması çok trajik diyor. Bu ortaya sağlık, hassasiyet, güvenlik sorunları çıkarıyor. Gates Vakfı'nın proje kuralları gereği nano membran tuvalet, nano zarlı tuvalet, su, enerji ya da herhangi bir kanalizasyon sistemi kullanmıyor. Çalışma şekli ise şu: atık tuvaletin alt bölümünde bir kovada toplanıyor. Kullanıcı tuvalet kapağını kapattığı zaman bu aksiyon kovanın dönmesine ve eklemeli konteynere atığın boşaltılmasına yol açıyor. Katı atıklar dibe çökerken sıvılar üste çıkıyor. Böylece işleme süreci için farklı bölümlerde ayrıştırılmasını sağlıyor. Atıklardan gelen su, özel bir içi bütünüyle fiber zarda buhar olarak çekiliyor ve arındırılıyor. Sonrasında bu arındırılmış buhar yeniden suya yoğunlaştırılıyor ve tuvaletin önünde kullanıcının sonradan toplayabilmesi için bir konteynerde biriktiriliyor. Su, bahçe sulama ve çamaşır yıkama gibi işlemler için yeteri kadar temizlenmiş oluyor. Sudan arınan katı atıklar ise vida şeklinde bir pompa yardımı ile bir kanal üzerinden yukarı taşınıyor. Atıklar kurutuluyor ve bir gaz dönüştürücüsüne gönderiliyor. Burada atıklar yakılarak su sistemine güç vermek amacıyla enerjiye dönüştürülüyor. Bu enerji mobil telefonlar gibi küçük cihazların şarjına da yetebiliyor. Parker, hedeflediğimiz bölgelerin bazılarında telefon şarj edebilmek yüksek talep görüyor. Bu da ana hedefimiz olan hijyenik tuvaletin sağlayacağı bir yan fayda olabilir diyor. Takım tasarımı tamamladı. Mevcut prototipler ise geleneksel bir tuvaleti andırıyor. Klozet, kişisel ev hanelerinde günde 10 kişiye kadar kullanım sunuyor ve özellikle kanalizasyon altyapısı olmayan alanlara kurulması da hedefleniyor. Şehirsel alanlarda düşük gelirli olan bazı aileler halka açık tuvaletlere ulaşabilecek kadar şanslı olabilir. Ancak her ne kadar bu tuvaletler hiçbir şey olmamasından iyi olsa da hijyenik değiller ve özellikle suç oranı yüksek olan bölgelerde gece kullanımı için oldukça riskliler. Nano membran tuvalet küçük çaplı kullanıcı testleri önümüzdeki birkaç yıl içerisinde İngiltere'de başlayacak. İlk testleri araştırma grubunun üyeleri yapacak. Sonrasında ise testler Afrika'da devam edecek. Parker, hiç olmazsa insanların hijyene ve haysiyete ulaşabilir olması gerekiyor diyor. Umuyorum ki tuvaletimiz eşitsizliklere karşı durabilecek daha iyi yaşam kalitesi sunabilecek. Peki burada şunu sorabilirsiniz, bu tuvalet nasıl çalışıyor diyebilirsiniz. Yani bir önceki kısımlarda biraz bahsettim, biraz daha detaylı bahsedeyim şimdi. Tuvaletin mekanizması aslında çok karmaşık değil. Tuvaleti kullanan kişi klozetin kapağını kapatıyor. Kapak kapanırken aynı zamanda içinde katı ve sıvı atık bulunan bölmede 270 derece dönerek içindeki atıkları alt bölüme boşaltıyor. Bu sırada bir kazıyıcı bölmedeki atık kalıntılarını temizliyor ve tuvaletin kullanılan kısmı tamamen temiz hale geliyor. Alt bölmeye aktarılan atıklar katı ve sıvı olarak ayrıştırılıyor. Katı atıklar kurutulurken sıvı atıklar da ayrıştırılarak temiz su elde ediliyor.
Haftada bir kez bölgeye gelen bir teknisyen, tuvaletlerde biriken katı atıkları ve suyu topluyor, katı atıklar enerji üretimi için kullanılırken, sıvı atıklardan üretilen su da ev sahiplerine teslim ediliyor. Tamamen temizlenen suyu içmek bile sorun teşkil etmiyor. Su, temizlik ve bitki sulama amacıyla da kullanılabiliyor. Tuvalet kağıdı hala sorun. Şu ana kadar bu kağıtla alakalı da bir bilgi vermedim size. Şimdi bunun da detayına bakalım. Susuz tuvaletin çözüm üretmediği tek konu ise tuvalet kağıdı. Kullanılan tuvalet kağıtları yine yakınlardaki bir çöp kovasına atılacak ve temizlik sorununun devam etmesine sebep olacak. Gelecekte tuvalet kağıtlarının çöpe atılmak yerine yakılarak yok edilmesini öngören bir plan da bulunuyor. Bu yöntem çok doğa dostu olmasa da en azından bölgenin temizliğine katkıda bulunabilir. Tasarımcılar tuvaletleri kiralama sistemiyle de yaymayı ve böylece kullanıcılar için fiyatları olduğundan daha aşağı çekmeyi planlıyor. Ghana ilk denemeler için potansiyel bir yer olarak seçildi. Nano zarlı tuvaletler Cranfield Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştiriliyor ve yakın zamanda bir çevre koruma fuarı olan Cleantech Innovate'de finalist olduğu da açıklandı. Araştırma grubunun üyelerinden Alice Cartmell konuyla ilgili şöyle konuştu. Cleantech Innovate sayesinde bu yenilikçi çözümün uluslararası olarak tanınıyor oluşunu gördüğümüz için çok memnunuz. Nano zarlı tuvaletler güvenli ve uygun fiyatlı sağlık önlemleri almayı sağlayarak milyonlarca insanın hayatını etkileme potansiyeline sahip. Evet, değişik bir konu olduğundan sizlerle paylaşmak istedim bunu. Bu tarz konular aslında yaşadığımız ülkelerde, ben de dahil olmak üzere, çok sorun teşkil etmiyor. Kendi evlerimizin içerisinde tuvaletlerimiz vesaire mevcut. Ama bunu bir Afrika, Ghana, Sudan vesaire, yani Afrika bölgelerindeki ülkelere düşündüğümüzde olay çok bambaşka bir noktaya gidiyor. Çünkü oralarda buna ulaşmak kolay değil. Hatta suya ulaşmak bile çok kolay değil. Aslında biz bir nevi teknoloji olarak da olsun onların yaşadığı ortamdan çok apayrı bir dünya yaşıyoruz ki Afrika'da hala kabileler bile mevcut. Yani bu günümüz teknolojilerinden haberdar olmayan kabileler mevcut. Onlar için güzel bir çalışma. İsim Bill Gates olduğu için maalesef ki şu algı oluşuyor. Bazı komplo teorisyenleri Bill Gates'i birçok şeyle bütünleştirdikleri için aman tuvaletimize de girecek diye düşündürüyor. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Bill Gates zaten milyarlarca dolar sahibi birisi, zengin bir insan. Bu tarz şeylere çok takılacağını düşünmüyorum ya da komple teorileriyle uğraşacağını hiç düşünmüyorum. Neden? Zaten adam yeterince varlık sahibi olduğu için bu tarz konulara çok böyle alet edilmesi de bu varlığıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Neyse, konumuza dönelim. Bence bu tuvalet daha da geliştirilebilir. En azından bizim modern çevrede yaşayan insanların da bu tarz böyle çevreci çözümlere yönelmesini sağlayabilir. En azından şöyle düşünün arkadaşlar, bizler bile bu kadar modern ortamda yaşamamıza rağmen Afrika'ya kıyasla maalesef ki lavabodan sonra çıktığımızda o sifonu çekmemizde itibaren birçok mikrobu etrafa ve 3 metreye kadar yayabiliyoruz. Bu bilimsel bir konudur. Bir dergide ve belgesellerde de görmüştüm. Ve bu pisliği bizler soluyoruz. Hatta tuvalet etrafında üzerimize, vücudumuza kadar yapışıyor arkadaşlar. Yani maalesef hani çok böyle temiz olduğumuzu söylemek biraz zor. Zaten bütün vücudumuz mikrobiyotalardan oluştuğu için, yani mikroplarla ve bakterilerden oluştuğumuz için çok da temiz olduğumuzu söyleyemeyiz. Ama bu tuvaletten sonraki süreçte olan şey bizim sağlığımız için de etkili. Umarım ileride Bill Gates ya da farklı bu işlerle uğraşan bilim insanları daha böyle gelişmiş şeyler üretirler. Öncelik tabii ki bizler değil, Afrika'daki buna daha çok ihtiyaç duyan kesimler olur. Sonrasında bizlere de yayılır diye temenni ediyorum.
Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.